Merhaba, Üstadın Mebusana Hitap başlığıyla yazmış olduğu ve iki bölüm halinde yayınlamış olduğu makaleye devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bugün okuyacağımız yer uzun bir paragraf, bir sayfadan fazla ama içinde çok önemli hakikatler ifade edilmiş. Şöyle, binaenaleyh meşrutiyet ve kanun esası, anayasa denilen adalet ve meşvereti, bu ünvan ile beraber. O ünvanı muhteşem ve müessir, muhteşem ve tesirli ünvan. Adalet-i mahzayı mutazamın. Adalet-i mahza nedir? Bir masumun hakkı bütün halk için iptal edilmez. Bireyin hakkını her şeyden önde tutan bir adalet anlayışı. Hazreti Ali'nin onun uğrunda çok çetin mücadeleler verdiği bir prensip adaleti i mahza. adalet mahzayı içine alan ve nokta istinadımızı, dayanma noktamızı temin eden ve meşrutiyeti bir esas metine istinad ettiren, meşrutiyeti sağlam bir esasa temele dayandıran ve evham ve şükük sahibini, vehim ve şüphe sahibini vartay hayretten, tereddüt vartasından kurtaran ve istikbal ve ahiretimizi, hem dünyadaki istikbalimizi hem de ahiretimizi tekeffül eden, kefil olan ve menafi umumi olan hukukullahı Umumun menfaati, kamu menfaati, kamu hukuku olan hukukullahı izinsiz tasarrufundan sizi tahlis eden, kurtaran ve hayatın milliyemizi muhafaza eden, millet olarak ortak hayatımızı koruyan ve umum ezanı, zihinleri manyetizmalandıran, manevi bir tesir altında bırakan ve ecanibe karşı, ecnebilere karşı kemalimizi ve metanetimizi ve mevcudiyetimizi varlığımızı, metanetimizi ve eksiksiz olduğumuzu gösteren, kemalimizi, olgunluğumuzu gösteren evet. ve sizi muahize dünyevi ve uhreviden kurtaran, dünya ve ahiret muahizesinden kurtaran ve maksat ve neticede efkar, itaat umumi tesis eden, maksatta, hedefte ve neticede birliği tesis eden ve o itaatın ruhu olan efkar umumiyeyi o maksat ve neticede İttihadın ruhu olan kamuoyunu tevlideden doğuran ve çürük mesavi medeniyet, medeniyetin kötülüklerini, fenalıklarını hududu, hürriyet ve medeniyetimize girmekten yasak eden, hürriyet ve medeniyet sınırlarımıza o fenalıkların girmesine engel olan, yasak koyan ve bizi Avrupa dilencilerinden kurtaran ve geri kaldığımız uzun mesafeyi terakki eden sır icazı bina o şeriatın dayandığı Kur'an'ın mucizelik sırrına binaen zamanı kasirde kısa zamanda tay ettiren, o geri kalmışlığımızın doğurduğu mesafeyi kısa zamanda kapattıran ve Turan ve Aryan'ı ve Sam'ı tevhid ederek, Türkleri, İranlıları ve Orta Doğu halklarını birleştirerek zamanıyla bize bir büyük kıymet veren ve şahsı manevi hükümeti, hükümetin manevi şahsiyetini Müslüman gösteren ve kanun esasinin ruhu ve 11. maddeyi muhafaza eden kanun esası o zamanki meşrutiyet döneminde ilan edilen anayasanın 11. maddesinde devletin dini dini İslam'dır diyor. O manayı muhafaza eden ve Avrupa'nın eski zanlı fasitlerini bozuk zanlarını tekzip eden şeriat istibdada müsaittir şeklindeki zanlarını yalanlayan ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hatem-i Enbiya bütün peygamberlerin sonuncusu ve şeriatın ebedi olduğunu tasdik ettiren ve muharrib medeniyet olan dinsizliğe, medeniyeti tahrip eden dinsizliğe karşı set çeken, tebayün efkar ve zalame teşettütü arayı, fikirlerin zıtlaşmasını ve reylerin, görüşlerin, oyların dağılmasının meydana getirdiği karanlığı safay nuranesiyle, nurani ferahlığıyla ortadan kaldıran ve umum ulema ve vaizleri, alim ve vaizleri, ittihad-ı saadet millete, milletin saadetine ve iddiadına ve icraat hükümeti meşrutaya hadim eden, meşruti hükümetin icraatına hizmetkar kılan ve adaletin i ve merhametli olduğundan anasır gayrimüslimeyi, Osmanlı'da çok var nüfus olarak, gayrimüslim unsurları daha ziyade telif ve rapt eden, daha ziyade ısındıran devlete ve bağlayan, evet, evet, daha ziyade rapt eden, zira onların itminanı tatmin olması noktayı diyanete istinat ettirmekledir. Onların da bu devletten, uygulamalarından, hukuka uygun, hakkaniyete uygun icraatlarından bir güven hissetmesine vesile olan ve en cebin ve ami bir adamı, korkak ve cahil bir adamı, en cesur ve has adam gibi hissakiki, terakki ve fedakarlık ve hubbu vatanla müteassis eden en sıradan gibi görünen insanları dahi gerçek anlamda bir ilerleme, kalkınma, fedakarlık ve vatan sevgisiyle duygulandıran ve hadi bir medeniyet olan, medeniyeti yıkan, yıkıcı sebepler olan sefahet, ahlaksızlık ve israfat, israf ve havaici gayri zaruriyeden, zaruri olmayan ihtiyaçlara harcamalar yapmaktan bizi hala seyleyen, kurtaran ve muhafaza ahiretle beraber, ahiretin muhafazasıyla beraber, imar dünya etmekle, dünyayı da imar etmekle saye çalışmaya neşat veren, şevk veren ve hayat medeniyet olan, medeniyetin hayatı olan ahlak asene ve hissiyat ulviyenin güzel ahlak ve yüksek duyguların düsturlarını ders veren ve her birinizi 50 bin kişinin takazayı hakkından, hakkını başa kalkmasından tebriğe eden, kurtaran ve sizi icma ümmete, ümmetin bir fikirde birleşmesine küçük bir misali meşru gösteren meclisi ve mebusları ve sırrı niyete binaen, niyet sırrına binaen amalinizi, amellerinizi ibadet gibi telakki ettiren niyet amelden hayırlıdır. Sırrınca ve 300 milyonun o zamanki Osmanlı İslam dünyası nüfusu hayat maneviyesine, manevi hayatına kastı cinayetten, cinayet kastından sizi tahlis eden, kurtaran ol şeriat-ı garra ünvanıyla gösterseniz, bütün bu sıraladığı hususlar, şeriat-ı garra'nın getirdiği kazanımlar, ol şeriat-ı garra ünvanıyla gösterseniz, bütün bu yaptıklarınızı meşrutiyet, hürriyet ve diğer hususlar, şeriat-ı garra ünvanıyla gösterseniz, bu kadar fevaiti, bu kadar faydaları tahsil ile beraber acaba ne gibi şeyi kaybedeceksiniz? Bu, bu manada, bu ifade edilen manada, şeriatın birleştirici, kucaklayıcı, gayrimüslim unsurları dahi yaklaştırıcı prensiplerini esas alsanız ve şeriat-ı garra ünvanıyla bunları yapsanız bu kadar faydaları elde etmekle beraber acaba ne gibi şeyi kaybedeceksiniz, ne kaybedersiniz? Kazanacağınız çok şey var ama kaybedeceğiniz bir şey yok diyerek bu uzun paragrafta çok önemli bir mesaj vermiş oluyor. Evet bu da Mebusana Hitap makalesinden bir bölüm idi. Bunu da e, okumuş olduk. Devam etmek duasıyla.